Merhabalar efendim. Bu resmi özellikle seçtim. Bu gerçek bir resim değil. Bu bir instalasyon, bir sanat tasarımı. Ama işin özünü anlatıyor. Haberlerde göreceğiniz organlarımızda plastik bulunduğunun kısa bir öyküsünü size aktarmak istiyorum. Plastik maalesef bir numaralı düşmanımız haline dönüştü. Ve sağlıkla olan yakın ilişkisi de gündeme gelmeye devam ediyor. Bakın bu basit su şişesinde bile bulunan bazı maddeler sağlık açısından oldukça sıkıntılı. Örneğin kapağında fitalatlar var. Bu kısırlık ve erkek çocuklarda hormon bozukluğuna sebep oluyor. Bir de aynı zamanda PVC ve bisfenol A var. Bunun da kanserle ilişkisi saptanmış durumda. Onun için lütfen ucuz şişelerdeki BPA var mı yok mu kontrol etmenizi rica ediyorum. Ama günümüzde satılan plastik su şişelerinde BPA yok. Çok şükür ki bu konuda rahat olabiliriz. Plastik parçalanıyor ve uzun zaman geçiyor. Özellikle okyanusta dalgalar ve kuvvetle karşı karşıya geldiği zaman 5000 mikrondan yarım mikrona kadar mikroplastiklerden nanoplastiklere kadar parçalanıyor. Ve bu parçalanan plastikler suya karıştıktan sonra havaya da karışıyor. Ve havaya karıştıktan sonra da toprağa serpiliyor. Toprağa da serpildikten sonra yediğimiz içtiğimiz her şeyde, meyve ve sebzelerde, tüm gıdalarda küçük plastik parçaları olması muhtemel. Ve bunun sonucunda da plastik insan vücuduna giriyor. Onu biliyoruz. Şimdi size örnekleri anlatacağım. Ama öncelikle beyindeki dejeneratif hastalıklardan Alzheimer, bağışıklık sistemi bozuklukları, bağırsak hastalıkları, kanser, kalp damar hastalıkları ve kısırlıkla ilişkilendirildiğini tekrar hatırlatmak isterim. Tabii bu hastalıklarla ilgili geniş çalışmalar yok ama bildiğimiz birkaç önemli gerçek var. İlk önce bu iş köpek mamaları ve dışkısında plastik bulunmasıyla başladı. Sonrasında ise 2018 yılında Viyana'daki gastroenteroloji kongresinde insanların dışkısında plastik bulunduğu açıklandı. Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmada 10 gram insan dışkısında 20 değişik plastik madde bulundu. İşte bu hikaye şimdi biraz daha ilerledi ve haberlere konu oldu. Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir adım daha ileri gittiler ve insan dokusunda plastik var mı araştırırlar. Sonuçta akciğerde, karaciğerde ve böbrekte tam 47 dokuda plastik buldular. Solunumla akciğere geçişini anlayabiliriz ama karaciğer ve böbrek demek kan dolaşımında da plastik var demek. Bu da gerçekten ileride ciddi sıkıntılara yol açabilecek nitelikte bir gerçek. Maalesef dünyamızı kirletiyoruz. Mavi gezegenimiz artık bir plastik gezegen haline dönüşmüş durumda ve denizlerimizi, sularımızı, içme sularımızı plastiğe boğmuş durumdayız. Ve gelecektedeki insanlığın en büyük sıkıntısı sanırım bu plastik olacak. Tüm canlılar gibi biz de bundan etkileneceğiz. Değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.